Merhaba sevgili izleyenlerimiz. Ekran başına hoş geldiniz. Güzel bir günle sizlerle beraber inşallah güzel bir programa yanında güzel yemeklerimizi hazırlayacağız. Tezgahımız hazır, malzemelerimiz hazır. Birazdan sizlerle beraber hem lezzetli hem kolay hem de pratik iki tane yemeğimiz var. Onları hazırlayacağız. Biz burada yapacağız. Siz de evinizde yapacağınız çok lezzetli, çok da güzel iki tane sunum inşallah hep beraber hazırlamış olacağız. Avcı kebabımız var. Güzel bir avcı kebabı yapacağız. Ondan sonra pastane üsürü çok güzel bir hemen kandil simidimiz var. Ve bu şekilde iki tane sunumumuzu hazırlayacağız ve tezgahımızın üzerine çıkarmış olacağız. Hem kandil simidimiz hem de avcı kebabımız. Burada iki tane lezzetli yemeklerimizi yapacağız. İnşallah sizler de bizlerle beraber hazırlayacağınız hem lezzetli hem kolay hem de pratik iki tane sunumumuzu hep beraber hazırlamış olacağız. Yemeklerimizi tekrardan görmek ve de yapmak istiyorsanız sosyal medya hesaplarımıza bakabilirsiniz. TGTV olarak nerelerde varız? Instagram, Facebook, Twitter ve YouTube sayfamızdan bütün videolarımızı bulabilirsiniz. Orada da izleyebilirsiniz. Kısa kısa videolarımızı yayınlarını paylaşıyor. Onları izleyebilirsiniz. Ondan sonra hem şu anki videolarımız hem de geçmişe dönük bütün videolarımızı bulabilirsiniz. Programımızı tekrar gece saat 4.30 hafta sonuna saat 10'da programımızın tekrarı var. Kaçırmışsanız izleyebilirsiniz. Ben de takip etmek istiyorsanız Şef Abdullah sayfalarında takip edebilirsiniz. Hem orada bana ulaşabilirsiniz. Tarifleriniz varsa gönderebilirsiniz. Yemek hakkında bilgi alabilirsiniz. Ondan sonra programa gelmek istiyorsanız, programda bulunmak istiyorsanız sosyal medya hesaplarımda bana ulaşıp programımıza da konuk olabilirsiniz. Bitişik şefabdullahsoy.tgt Instagram sayfam ve hatta Abdullah Hakim YouTube sayfalarında da bana ulaşabilirsiniz. Programımıza gelmek istiyorsanız, işinizle ilgili yeni bir ürün yapmışsanız, aynı şekilde onun reklamını tanıtım yapmak istiyorsanız ve hatta albüm çıkarmış aynı şekilde albümün de reklamını tanıtımı yapmak istiyorsanız sosyal medya hesaplarımda bana ulaşıp programımıza gelebilirsiniz. Sizlerle beraber hem yemek yapalım hem de aynı şekilde ürününüzü tanıtalım. Evet, hazırlığımızı yaptık. Bugün Berat Kandili sevgili izleyicimiz. Berat Kandili'nizi de en içten dileklerimle kutluyorum. Cenab-ı Mevlam İnşallah sizlerin nice nice kandillere kavuştursun. Dediğimiz gibi sağlıklı, huzurlu ve güzel bir şekilde ömürler nasip etsin ve aynı şekilde tekrardan kandilinizi en içten dileklerimle kutluyorum. Hem Türkiye'deki bizleri izleyen herkes hem de Avrupa'daki bizleri izleyen izleyicilerimize aynı şekilde kandilini kutluyorum. Hazırız. Yavaş yavaş dilerseniz listemizi alıp başlayalım. Evet, gelsin bakalım listemiz. Evet, neler yapacağız? Hemen şöyle bir listemizi bir görelim. Tavuklu bahçıvan kebabımız için neler kullanıyoruz? Hangi malzememiz var? 300 gram kadar tavuk göğsümüz, 2 adet patates, 1 adet kuru soğanımız, 3 diş sarımsağımız. Ondan sonra 1 çay bardağı kadar bezelyemiz, 1 adet havuç, 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, 3 adet biberimiz, 2 adet domatesimiz ve yeteri kadar tuz, karabiberimiz ve kekiğimiz olacak. İstersek az ve fazla da yapabiliriz. 300 gram kadar tavuk göğsümüz, 2 adet patates, 1 adet kuru soğanımız, 3 diş sarımsağımız, 1 çay bardağı kadar bezelyemiz, 1 adet havuç, 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız. Ondan sonra da 2 veya 3 tane biberimiz. Hatta ben bir 2 tane de dolmalık biber de kullanacağım. O da ona ekstra bir tat katacak. Ondan sonra 2 adet domatesimiz ve yeteri kadar tuz, karabiberimizi kullanacağız. Tavamıza yağımızı boşaltacağız. Yağımızı boşalttıktan sonra soğanımızı doğrayıp ilave edeceğiz. Havuçları üzerine ilave edeceğiz. Ondan sonra onları iyice bir kavuracağız. Onları kavurduktan sonra tavuklarımızı uzunlamasına doğrayacağız, üzerine ilave edeceğiz. Kavurmaya devam edeceğiz. Onları yavaş yavaş kavururken sırasıyla içine baharatımızı ilave edeceğiz ve ondan sonra patateslerimizi doğrayacağız, üzerine ilave edeceğiz. Patatesle beraber kavurmaya devam edeceğiz. Patatesle beraber güzelce bir şekilde bir kavururken azar azar suyumuzu ilave edebiliriz. Ondan sonra onu güzelce bir şekilde pişirmeye devam edeceğiz. Sırasıyla içine biberimizi, domatesimizi, baharatlarımızı hepsini dahil edeceğiz. Bezelye elimize ilave edeceğiz ama çok aşırı sulu olmayacak. Ondan sonra da bir su bardağı kadar sadece suyumuzu boşaltacağız. Ondan sonra iyice bir pişecek ve piştikten sonra da sunum yapacağımız kabımıza, tabağımıza koyacağız. Kenarlarını süsleyeceğiz ve süsledikten sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir sunum olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Evet, gelsin diğer listemiz. Evet, pastane usulü sevgili izleyicimiz, pastane usulü kandil simidimiz için de neler kullanacağız? Hemen onun için de 125 gram kadar tereyağımız, 1 çay bardağı kadar sıvı yağımız, yarım çay bardağı kadar sütümüz, 1 yemek kaşığı kadar sirke, 1 adet yumurtamız, 1 tatlı kaşığı kadar toz şekerimiz, ondan sonra 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuz, 1 tatlı kaşığı kadar mahlep kullanıyoruz. Ondan sonra 1 paket kabartma tuzumuz, 3 su bardağı kadar unumuz olacak. Bulamak için de 3 yemek kaşığı kadar pekmezimiz, 3 yemek kaşığı kadar suyumuz, ondan sonra 3 yemek kaşığı kadar da susam kullanacak. Susam tabii dediğimiz gibi az veya fazla olabilir. Yaptığınız miktara göre az veya fazla kullanılabilir. Veya da dilerseniz çörek otu da kullanabilirsiniz. Biz bazılarını çörek otuyla da yapacağız. Ona göre siz de kullanabilirsiniz. 125 gram kadar tereyağımız, 1 çay bardağı kadar sıvı yağımız, yarım çay bardağı kadar sütümüz, 1 yemek kaşığı kadar sirkemiz, 1 adet yumurtamız, 1 tatlı kaşığı kadar toz şekerimiz, ondan sonra tuzumuz, mahlep, ondan sonra 1 paket kabartma tuzumuz ve 3 su bardağı kadar unumuz. Yaptığımız miktara göre un az ve de fazla olabilir. Yani çok fazla yapıyorsak ona göre miktarı biraz daha çoğaltabiliriz, artırabiliriz.
Ondan sonra bulamak için de 3 yemek kaşığı kadar pekmezimiz, 3 yemek kaşığı kadar suyumuz, 3 yemek kaşığı kadar da susam kullanılacak. Tabii az zaten fazla da olabilir. Önce geniş bir kabımızın içine yumurtamızı kıralım. Yumurtamızı kırdıktan sonra tekrardan diğer bütün malzemelerimizi ilave edeceğiz. Hepsini iyice bir karıştıracağız. Sütümüzü, yağımızı ve diğer malzemelerle beraber onu iyice bir karıştırdıktan sonra alabildiği kadar yani 3 su bardağı dedik unumuzu da içine ilave edeceğiz. Hamurumuzu hazırlayacağız. Hamurumuz hazırlandıktan sonra yarım saat bir hamurumuzu dinlendirelim. Hatta 40 dakikada olsa daha iyi olacak. Hamurumuzu dinlendikten sonra ufak ufak bezelere böleceğiz ve hazırlayacağız. Ondan sonra onlara şekiller vereceğiz. Tepsimizin içine güzelce bir şekilde az bir yağımızı süreceğiz ve tepsimizi yağlayacağız. Ondan sonra bir tabağımızın içine tekrardan hemen güzelce bir şekilde pekmezimizi hazırlayacağız. Ondan sonra tekrardan düz bir tabağımıza susam ve çörek otumuzu boşaltacağız. Üzerine önce pekmezin içine ondan sonra susamla ve de çörek otuna bandıracağız ve güzelce bir şekilde bulayacağız. Buladıktan sonra tepsimize göndereceğiz. Ve tepsimize gönderdikten sonra fırına göndereceğiz. O fırında iyice bir pişecek ve piştikten sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir sunum olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Biz de yavaş yavaş hazırlığımıza başlayabiliriz. Evet, öncelik hemen şuradan bir ayarlamamı yapayım. Ondan sonra devam edelim. Şunu bir elimin altına kaldırayım. Ondan sonra başlayabiliriz. Bir tane kabımız. Hemen onu da şöyle bir alıyoruz. İnce bir tane tepsimiz. Önce bir ayarlamamı yapayım. Ondan sonra devam edelim. Yani yaptığımız miktar dediğimiz gibi istersek daha fazla da yapabiliriz, ayarlayabiliriz. Onun için siz de dilerseniz daha fazla da kullanabilirsiniz. Şunu biraz... Şöyle bir kenara doğru ayarlayalım, ondan sonra devam edelim. Evet, şimdi başlıyoruz yavaş yavaş ayarlamamızı yapmaya. Öncelik şuraya bir tane yumurtamızı kıralım. Bir tane yumurtamızı kırdıktan sonra ben hemen şuradan çırpma teliyle onu karıştırayım, ondan sonra daha rahat bir şekilde çalışabilirim. Bunu yavaş yavaş karıştırıyoruz. Çırpma telimizle onu karıştırdıktan sonra tuzumuz, hatta şunu ben biraz şöyle bir elimin altında da kaldırayım. Tuzumuzu ilave ettik mi? Şekerimiz, kabartma tozumuz. Yumurta, tuz, şeker ve kabartma tozumuzu aynı şekilde boşalttık. Boşalttıktan sonra tekrardan şöyle bir karıştıralım. Önce yumurta. Bu şekilde de yaptığımızda daha iyi bir şekilde hem karışmış olacak hem de hazırlanmış olacak. Onun için de yavaş yavaş devam ediyorum. Bunları iyice bir çırpıyoruz şöyle. Şunu biraz kenara duralım. Ondan sonra malep. Bir tatlı kaşığı kadar. Yaptığımız miktar fazlaysa ona göre artırabiliriz. Tekrardan onunla beraber karıştıralım. Bunları iyice bir karıştırıyoruz. Bir yemek kaşığı kadar sirkemiz. Onu da dahil ediyoruz. Ve yavaş yavaş karıştırıyoruz. İyice bir yumurtayı kırdık. Ondan sonra tuzumuz, toz şekerimiz, kabartma tozumuz onları karıştırdık. Ondan sonra mahlebi içine ilave ettik. Şimdi de sirkemizi içine ilave ettik. Bir yemek kaşığı kadar sirkemiz. Onunla beraber tekrardan karıştıralım. Bunları da yavaş yavaş karıştırdık mı yağımız. Bir çay bardağı kadar yağımız. Onu da döküyoruz. Yağ dediğimiz gibi yaptığımız miktara göre ayarlanabilir. Hemen yağla beraber tekrardan karıştıralım. Sıvı yağımızı ilave ettik ve sıvı yağla beraber iyice bir karıştırıyoruz. Onu karıştırdıktan sonra sütümüz hemen şuradan sütü de içine ilave ediyoruz. Yarım çay bardağı kadar. İstersek az ya da fazla da olabilir yani. Siz de isterseniz onu artırabilirsiniz. Döktük. Şimdi iyice bir karıştıralım. Yağımız ve sütümüzü ilave ettikten sonra yavaş yavaş karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra şunu bir kaldıralım. Ondan sonra da unumuz hemen şuradan. Önce biraz unumu döküyorum. Hatta şöyle yapalım. Bu daha iyi olacak. Şu şekilde biraz karıştıralım ki hepsi tamamıyla bir karışsın.
şekilde hem daha iyi bir şekilde mayalanacak ve daha iyi bir şekilde de hazırlanmış olacak. Evet. Biraz unumuzu döktük ve iyice bir karıştırdık. Karıştırdıktan sonra 125 gram kadar yağımız, hemen şuradan yağımızı da dahil ediyoruz. Katı yağımızı da ilave ettikten sonra şu şimdi şöyle bir kenarda dursun. Onu da biraz karıştırıyoruz. Yumuşak, normal ortamda yarım saat ya da bir saat bir bekletiyoruz ki biraz yumuşasın. Ondan sonra onu da dahil ediyorum. Şimdi beraber karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra unumuz tekrardan ilave edip hamurumu toparlama devam edeceğim. Bu şekilde biraz daha işimiz kolaylaşmış olacak ve daha iyi bir şekilde hazırlanmış olacağız. Devam ediyoruz. Şuradan biraz daha. İyice bir karışsın ki ondan sonra devam edeceğiz unumuzu vermeye. Şuradan biraz daha. Şöyle kontrollü bir şekilde azar azar ilave edelim ki çok fazla vermeyelim diye. Evet, şimdi bunları biraz daha karıştırdık. Devam ediyoruz. Kalan unumuzu dahil ettik. Biraz da elimizin altına yine unumuzu alalım. Şöyle bakalım durumuna. Bunları aynı şekilde toparlamaya devam ediyoruz. Yavaş yavaş toparlanırken biraz daha şuradan unumuzdan ilave edip tekrardan yoğurma işlemine devam edelim. Devam edelim. Şurada biraz daha. Şimdi şunları güzelce bir şöyle yedirdik mi ona göre o da biraz daha toparlanmış olacak. Şu kenar kısımlarından onları da toparlayalım. Ondan sonra da bunları iyice bir şöyle güzelce bir ayarlayalım. Yavaş yavaş güzel bir hamurumuz hazırlanacak. Onun için de şimdi bunu tezgahımızın üzerine alalım. Tezgahta devam edelim sevgili izleyenlerimiz. Orada da aynı şekilde işlemimize devam edeceğiz. Şöyle biraz yer açalım kendimize. Evet. Azar azar un verip ondan sonra da hamurumuzu iyice bir toparlayacağız. Dediğimiz gibi hazırlanacak, yarım saat 40 dakika boyunca bir dinlenecek, iyice bir dinlensin. Ondan sonra işlemimizi yapalım. Hem daha iyi bir şekilde dediğimiz gibi hazırlanacak, daha iyi bir şekilde pişecek, kıtır kıtır olacak ve ondan sonra da sevgili izleyicimiz dediğimiz gibi daha iyi bir şekilde kabaracak ve kandil simitlerimiz de müthiş olacak. Onun için ne yapacağız? Biraz bir dinlenmesi ve beklemesi gerekiyor. Ama bizim çok fazla süremiz olmadığı için biz hızlı bir şekilde hazırlayacağız. Ondan sonra da yavaş yavaş hemen güzel bir şekilde yapma aşamasına geçeceğiz. Ama siz de biraz daha dinlendirebilirsiniz. Şimdi şuna biraz daha az bir unumu ilave edip yoğuracağım. Ondan sonra devam edeceğim. Yavaş yavaş hamurumuz istediğimiz kıvama geliyor. Kulak memesi kıvamında bir hamurumuz olacak. Onun için şuna minik bir dokunuş daha yapalım yeterli olacak. Bu arada yetecek diyebiliriz. Şimdi şunu bir kaldıralım. Onunla artık bir işimiz kalmadı diyebiliriz. Evet şimdi bunları da biraz daha şöyle güzelce bir toparlıyoruz.
Onu güzelce bir toparladık mı artık hamurumuz hazır. Hazırlamış olduğumuz hamurumuzu şöyle bir ikiye bölüyoruz. Ondan sonra da istediğimiz gibi kesebiliriz. Şimdi ufak ufak kandil simitlerimizi hazırlayacağımız için bezelerimiz de küçük olsun. Ona göre hazırlayacağız. Ama siz isterseniz daha büyük bezeler de yapabilirsiniz. Şöyle bir kesiyoruz. Bunu aynı şekilde kestik. Yavaş yavaş şunları kesiyoruz. Devam edelim. Çok fazla büyük olmasın. Ona göre birbirine eşit bezeler hazırlayalım. Devam ediyoruz. Evet, şimdi bunlar hazır. Ondan sonra bunları hazırladıktan sonra tekrardan şöyle düzgün olması için yavaş yavaş şöyle bir yuvalıyoruz. Şuraya doğru alıyoruz. Daha iyi bir şekil alması için bundan şekli yaptık. Sirkemiz, kabartma tozumuz, ondan sonra tuzumuz, şekerimiz, hepsini mahlep, ondan sonra bir tane yumurtamız, süt, yağ, ondan sonra katı yağımız 125 gram kadar hepsini karıştırdık. Unumuz da 3 su bardağı dedik ama alabildiği kadar da un diyebiliriz. Onunla hazırlanıyor. Hazırlandıktan sonra şöyle güzelce bir şekilde bir yuvarlıyoruz. Biraz bir bekleteceğiz. Beklettikten sonra ondan sonra da hamurumuz hazırlanmış olacak. Ondan sonra da siz de güzel bir şekilde işleminizi yapmış olacaksınız. Pastane usulü çok güzel bir kandil simidiniz olacak sevgili izleyenimiz. Hem lezzetli hem kolay hem de pratik bir şekilde yapacağınız. Ölçülerde çok da güzel sevgili izleyenimiz dediğimiz gibi evinizde yapacağınız harika bir sunum diyebiliriz. Evet, şöyle küçük olanlara ilave yapabiliriz. Veya da çok fazla büyük olanlar da varsa onları tekrardan biraz kesebiliriz. Dediğimiz gibi hamurumuz biraz bir dinlenecek, biraz bir bekleyecek ve dinlendikten sonra da işlemimizi daha güzel bir şekilde yapacağız. Onun için siz de elinize geldiği kadar hamurunuzu biraz iyi dinlendirin. Devam ediyoruz. Ufak ufak şunları toparlamaya. Bu da aynı şekilde. Bunlar hazırlanırken dediğimiz gibi hem daha güzel bir şekilde ayarlansın diye, düzgün olsun diye bu şekilde biraz toparlıyoruz. Ondan sonra dinlendirmeye bırakıyoruz. Üstüne nemli bir tane bezimizi kapatıp ondan sonra da dinlendirebiliriz. Şunu da şöyle bir kenara doğru alalım. Evet, son bir iki tane kaldı. Küçük küçük kandil simitlerimiz olacağı için hemen toparlayıp kenara alalım. Bu da hazır. Ondan sonra da son kalan hamurumuzu ayarladık mı? Bunu da şöyle bir kenara doğru aldık. O kenarda biraz bir beklesin, biraz bir dinlensin. Ondan sonra o dinlenirken biz de işlemimize devam edebiliriz. Şimdi şunun içine az bir yağımızı şuradan bir alalım. Fazla değil, minik biraz yağımız döküyoruz. Az bir yağımızı döktükten sonra şunları ben biraz kenara doğru alıyorum. Ondan sonra da şuradan bir iki tane tabağımızı hangisinde rahat bir şekilde çalışacaksak ona göre alalım. Şu güzel olur. Bir de şunu alalım. Birisinde pekmezimizi ayıracağız. Diğerinde simidimizi ayıracağımız için şunları bir alıyoruz. Ondan sonra tepsimiz de hazır. Tepsimizi ayarladıktan sonra şunları biraz yağlayalım. Hemen tepsimizi şöyle iyice bir yavaş yavaş yağlıyoruz. Evet, tepsimizi yağladık. Güzelce bir şekilde tepsimiz hazır. Onu şöyle bir kenara doğru alalım şimdilik. Ondan sonra şöyle bir düz bir tabağımız, bir tarafına susam azar azar, diğer tarafına da çörek otumuz gelsin. Biraz susam ve çörek otumuz. Onu da ayarladık. Onu da ayarladıktan sonra hemen şu pekmezi de şuraya döküyoruz. Az bir suyumuzu, çok fazla değil, minik, az bir şey. Ben çok fazla kullanmayacağım. Az bir şey ilave ediyorum ve yeterli diyebiliriz. Az bir suyumuzda
Pekmez de ayarladıktan sonra şimdi artık yavaş yavaş işlemize geçebiliriz. Şunları biraz daha çekelim yanımıza doğru tepsimizde. Aynı şekilde şunu ufak biraz karıştırıyoruz. Evet, geçebilir şimdi. Rahat bir şekilde çalışabiliriz. Öncelikle şöyle biraz elimi temizleyeyim, ondan sonra devam edeyim. Hamurumuz için öncelikle geniş bir kabımızın içine bir tane yumurtamızı kıralım. Onu güzelce bir şekilde bir karıştıralım. Onu çırpma teyle beraber iyice bir karıştırdıktan sonra tekrardan, hemen bu arada ben fırında çalıştırayım. Ondan sonra da içine tuzumuz, bir tatlı kaşığı kadar tuzumuz, bir tatlı kaşığı kadar toz şekerimiz, bir tatlı kaşığı kadar mahlep. İçine ilave ediyoruz, bir paket kabartma tozumuz. Onunla beraber güzelce bir şekilde bir karıştırıyoruz. Karıştırma devam ederken tekrardan onun içine bir yemek kaşığı kadar sirkemizi boşaltıyoruz. Sirkeyle beraber karıştırma devam ediyoruz. Yarım çay bardağı kadar sütümüz, bir çay bardağı kadar yağımız, sıvı yağımız. Zaten zeytinyağı da olabilir. Hangisini kullanacaksa kullanabiliriz. Yağımızı da boşaltıyoruz. Yağımızı boşalttıktan sonra tekrardan karıştırıyoruz. Ondan sonra sütle beraber iyice bir karıştırdıktan sonra önce biraz unumuzu boşaltıyoruz. Çırpma teliyle beraber karıştırıyoruz ve çırpma telimizi kenara alıyoruz. Ondan sonra tekrardan 125 gram kadar katı yağımızı ilave ediyoruz. Onunla beraber yavaş yavaş hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Geri kalan unumuzu da ilave ediyoruz ve onunla beraber iyice bir toparlıyoruz. Toparladıktan sonra kaç tane yapacaksak hamurumuzu hazırlıyoruz. Kenara doğru alıyoruz. Kenara doğru aldıktan sonra yarım saatte hatta 40-45 dakika bir dinlenecek. İyice bir dinlensin ki hamurunuz daha güzel olsun. Yani simitleriniz daha lezzetli ve daha güzel bir şekilde hazırlansın diye. Ondan sonra dinlendikten sonra yavaş yavaş istediğiniz şekillerde, ölçülerde hazırlayıp sunumunuzu yapabilirsiniz. Hamurumuz iyice bir dinlensin. Bizim gerçi çok fazla zamanımız olmadığı için biz yavaş yavaş işlemimize devam edeceğiz sevgilimiz. Ama siz de biraz daha bekletebilirsiniz, dinlendirebilirsiniz. Evet, şimdi şunu bir alıyoruz. Yavaş yavaş biraz şöyle bir açıyoruz. Açtıktan sonra az bir şey daha açabiliriz. Ama çok fazla açmayacağız. Hemen şunu biraz daha şu şekilde bir katlıyorum. Katladıktan sonra şu kısımları şöyle güzelce bir açılmasın diye tutturuyoruz. Gördüğünüz gibi şunları biraz daha içe doğru toparladık mı hazırız. Evet, ayarlandı mı? Bismillah diyoruz ve şunun içine batırıyoruz. Ondan sonra da şuradan bolca şunu da çevirelim. Susam veya da çörek otu hangisini istersek kullanabiliriz. Yani siz de hangisini isterseniz kullanabilirsiniz. Şimdi onun içine batırdık ve kenara doğru aldık. Devam edelim. Ben şöyle biraz elimi kurulayım, ondan sonra devam edeyim. Tekrardan şöyle biraz açıyoruz. Açtık mı? Şunu biraz katlıyoruz. Katladıktan sonra şöyle biraz hafif burkuyoruz ki o güzelce bir şekilde o kıvrımlar da belli olsun, güzel bir şekilde görünsün diye. Ondan sonra da şunu biraz daha açılmasın diye toparlıyoruz. Ondan sonra da onu toparladıktan sonra şöyle bir batırıyoruz. Ondan sonra da şuradan çörek otumuza bulayıp şuraya alıyoruz. Bunu hafif biraz kaydırabiliriz. Ayarladık mı? Şimdi devam edelim sizlerle beraber. Ben devam edeceğim şöyle. Şunları biraz da geriye çekelim ki ıslandığı zaman biraz işimiz zorlaşabilir. Onun için şöyle hafif biraz çekiyoruz. Bu şekilde daha rahat bir şekilde çalışabiliriz. Evet, bir tane daha alıyorum. Bunu da aynı şekilde şöyle bir toparlıyoruz. Biraz daha açabiliriz. Açtık mı? Yine aynı şekilde şöyle güzelce bir şekilde katlıyoruz. Ondan sonra da bunu da şu şekilde tutturduk mu açılmasın diye. Onu da alıyoruz. Şuraları toparladık. Batırdık. Bu da sade olsun. Şuraya doğru alalım. Güzel oldu. Devam edelim. Bunu da aynı şekilde şöyle biraz daha açalım. Evet. Biraz kulakta ses vardı. Ben onun için sadece güzel kardeşim. Şu anda bir sorun yok. Evet. Şimdi bunları güzelce bir şekilde toparladık. Toparladıktan sonra bunu alıyoruz. Şunun içine tekrardan batırıyoruz. Ondan sonra da şöyle bir kenarlardan da oh, mis. Şöyle bir kenara doğru aldık. Devam edelim. Şunu da aynı şekilde. Hadi biraz aralarına boşluk bırakalım ki sevgili izleyenimiz. Şuna da biraz daha
boşluk bırakalım. Hem daha iyi bir şekilde pişsin, toparlansın. Hem de biz de işlemimizi daha güzel bir şekilde yapalım. Evet, şunlar da aynı şekilde. Şöyle. Toparladık mı? Ondan sonra da şunu alıyoruz. Ondan sonra şunun içine gönderdik. Tekrar da bolca susam ve şuraya doğru alıyoruz. Hafif biraz boşluk bırakıp işlemimize devam edelim. Şöyle yavaş yavaş. Çok fazla açmayacağız. Açtık. Şunu güzelce katladık. Şunu da açılmasın diye şöyle güzelce bir toparlıyoruz. Evet. Şöyle hafif biraz bir toparlansın. Ondan sonra da şöyle biraz güzel olsun. Şurada biraz daha batırıyoruz. Şuraya doğru alıyoruz. Evet, devam edelim. Şunu da. Yani sonradan da isterse dediğimiz gibi üzerine susam veya çörek otunuzu serpiştirebilirsiniz. Veya da bu şekilde de yapabilirsiniz. Hangisini isterseniz o şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi bunu biraz daha şöyle iyice bir katladık mı? Ondan sonra devam ediyoruz. Pekmez böyle güzelce bir. Çok fazla da bekletmeyelim pekmezin içinde ki o da çok fazla da yumuşamasın diye. Bunu da şöyle bir kenara doğru aldık. Dediğimiz gibi kandilde hem çocuklara hem de evdeki dediğimiz gibi gelen misafirlerimize veya ev halkına dağıtacağımız harika bir kandil simidimiz sevgili izleyicimiz. Dediğimiz gibi yani o bekleme aşamaları çok önemli. Biraz bir dinlendireceğiz, bekleteceğiz. Ondan sonra dinlendikten sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir sunum olacak inşallah. Değil mi sevgili İhsan? Bugün hayırdır? Küçük Emrah gibi boynunu bükmüşsün. Ne oldu sana böyle ya? Evet şunları biraz daha alıyoruz. Hemen bunları ufaktan toparladık. Bunu da şunun içine güzelce bir toparladık. Şuraya doğru alıyoruz. Müthiş oldu. Devam edelim. Yavaş yavaş işlemize devam ediyoruz. Bunları güzelce bir şöyle burkuyoruz. Bunu unutmayalım. Bu çok önemli sevgilimiz dediğimiz gibi. Yani istersen daha büyük simitler de yapabilirsiniz. Siz de isterseniz daha büyük simitler de hazırlayabilirsiniz. Tercih size kalmış. Hangisini çok fazla seviyorsanız, istiyorsanız o şekilde de ayarlanabilir. Bunlar da sade olanlar. Devam edelim. Geniş bir kabınızın içine bir tane yumurta kırıyorsunuz. Ondan sonra yumurtayı çırpma teliyle beraber güzelce bir şekilde bir karıştırıyoruz. Onu iyice bir karıştırdıktan sonra tekrardan, şunu da şöyle bir katlayalım. Ondan sonra tekrardan içine bir tatlı kaşığı kadar tuzumuz, bir tatlı kaşığı kadar toz şekerimiz, bir tatlı kaşığı kadar mahlep içine ilave ediyoruz. Ve onunla beraber tekrardan karıştırmaya devam ediyoruz. Onları iyice bir karıştırdıktan sonra bir yemek kaşığı kadar sirkemizi içine ilave ediyoruz. Bir yemek kaşığı kadar sirkeyle beraber tekrardan karıştırmaya devam ediyoruz. Sirkeyle beraber iyice bir karıştırdıktan sonra da ondan sonra da içine bir çay bardağı kadar sıvı yağımız veya zeytinyağı da olabilir. Ondan sonra da yarım çay bardağı kadar sütümüzü boşalttık ve onunla beraber iyice bir karıştırdık. Onunla beraber de iyice bir karıştırdıktan sonra hemen unumuzun yarısını içine boşaltıyoruz. Çırpma teliyle beraber karıştırırsa daha iyi bir karışmış ve özleşmiş olacak. Onu da karıştırdıktan sonra 125 gram kadar katı yağımız. Tereyağı veya margarin. Hangisi varsa margarin çok fazla önermiyor ama dediğimiz gibi hangisi de varsa kullanabilirsiniz. Yağımızı hazırlıyoruz. Yağımızı içine ilave ediyoruz. Yağımızı 2 saat önceden dışarı çıkaracağız ki biraz bir yumuşak olsun. Biraz bir yumuşaması gerekiyor sevgilimiz. Ondan sonra onu da içine ilave ediyoruz. Tekrardan o 3 su bardağı kadar unumuzu boşaltıyoruz. Onunla beraber yavaş yavaş toparlamaya başlıyoruz. Ve toparlandıktan sonra baktık ki eğer çok fazla toparlanmaysa azar azar unla tekrardan toparlanabilir. Unumuzu ilave ediyoruz ve hamurumuzu hazırlıyoruz. Hamurumuz hazırlandıktan sonra kaç tane yapacaksa, eğer büyük yapacaksa dediğimiz gibi bundan kaç tane çıkarabiliriz? 5 veya 6 tane çıkarabiliriz. Küçük yapacaksak fazla da çıkarabilirsiniz sevgili izleyicimiz. Kaç tane yapacaksa hazırlanıyor. Ondan sonra güzelce bir şekilde tabağımıza susamımız, çörek otumuz hepsini hazırladık. Sirkemiz güzelce bir şekilde pekmezimiz. Şimdi yavaş yavaş onları güzelce bir şekilde bir batırıyoruz. Ondan sonra batırdıktan sonra da fırına göndereceğiz. Fırında iyice bir pişecek ve piştikten sonra da afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli ve çok da güzel bir kandil simidimiz olacak inşallah. Çocukların da hoşuna gidecek ve müthiş olacak. Evet, devam ediyoruz. Şu kısımları biraz güzelce bir şekilde kapatalım ki onlar
açılmasın. Zaten toparlandıktan sonra çok fazla açılmaz ama dediğimiz gibi oraları iyi bir tutturmamız gerekiyor. Bazen açılabiliyorlar. Onun için ne yapıyoruz? Oraları iyice bir tutturalım. Şimdi bunu da aynı şekilde yapıyoruz. Şöyle bir bunlardan güzelce bir katlayalım. Katladıktan sonra şunları güzelce bir şöyle bir ayarladık. Hop. Bol olsun, bol. Şunu da şuraya alalım. Ondan sonra devam ediyoruz. Şunu da aynı şekilde yapalım. Yavaş yavaş toparladık. Şunu güzelce bir şöyle bir katlıyoruz. Burayı da bir tutturduk mu? Ondan sonra da şunun içine gönderdik. Şu kalanlara hepsini şöyle bir çeksin. Oha! Mis mis. Bunu da şuraya. Aralarını hafif bir boşluğu bırakalım ki bu yavaş yavaş pişsin, güzelce bir şekilde kabarsın diye. Şunda da minik bir dokunuşumuzu yaptık. Evet, şuradan az kaldı. 3 tane kaldı. Onları da hazırladık mı artık fırına gönderebiliriz. Şunu da biraz katlayalım. Evet. Şu minik bir dokunuş. Sustamımız hazır. Bunu alıyoruz. Şöyle bir batırdık tekrardan. Güzelce bir şu sustamlarımızı bulayıp şuraya alıyoruz. Çok güzel oldu. Biraz daha alalım. Şöyle ayarladık. Gelsin bakalım. Şunu da ufaktan biraz daha şu şekilde katlayıp ondan sonra da şuraya güzelce bir tutturuyoruz. Şunları da biraz daha şöyle bir topaladık. Kenara doğru alıyoruz. Bir tane kalıyor. Onu da şu araya sıkıştırabiliriz. Evet, müthiş oldu değil mi? Çok da güzel oldu. Şunu da biraz daha güzelce bir katlıyoruz. Şuraları biraz daha açılmasın diye bunları ufaktan bir ayarladık mı? Şuna da tekrardan az bir şey ilave edersek yeterli olacak. Şimdi bunları güzelce bir hemen her tarafa eşit bir şekilde biraz daha diğerlerinde de karışık da olabilir. Ayarladık. Şuraya doğru bunu da bırakalım. Çok güzel oldu. Evet, şimdi şu fazlalıkları bir kaldıralım. Şunu dökelim. Sonra da üstümüze dökülmesin diye. Evet, şöyle bir kenara doğru aldık. Yavaş yavaş ayarlamamızı yaptık. Ondan sonra şunun üstüne hafif bir dokunuş yapalım değil mi? Sanki biraz az olmuş ama şuna da minik bir dokunuş her zaman güzel olur. Evet, bu taraftakiler sade. Onlar herhangi bir işlem yapmamıza gerek yok. Ondan sonra da şunları elimizin altında kaldıralım. Evet, ayarlamamızı yaptık. Kandil simitlerimiz, pastane usulü çok güzel bir kandil simidimiz hazırlandı sevgili izleyicimiz. Ondan sonra da yavaş yavaş fırına gönderelim. Programımız boyunca iyice bir pişsin, iyice bir toparlansın. Piştikten sonra da afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli, çok da güzel bir sunum diyebiliriz. Ben hemen şuradan fırınımı çalıştırmıştım. Şunu bir alıyorum. Ondan sonra fırınımıza gönderiyoruz. O fırında yavaş yavaş düşük bir dereceyle 200 derece ayarlayacağım. Yavaş yavaş pişsin, bir toparlansın. Toparlandıktan sonra ondan sonra da alıp sunumumuzu yapacağız sizlerle beraber inşallah. Kapatalım. Kenarda yavaş yavaş pişmeye devam etsin. Dediğimiz gibi sevgili izleyicimiz, isterseniz yani biraz daha fazla da yapabilirsiniz. Tercih size kalmış. Yani bol olsun, fazla olsun düşünüyorsanız ona göre fazla da kullanabilirsiniz. Ben de bu arada şöyle bir toparlayayım. Ondan sonra devam edeyim. Şuraya güzelce bir tezgahımız dağınık olmasın diye ayarlamamızı yapalım. Ondan sonra sizlerle beraber işlemimize kaldığımız yerde devam edeceğiz sevgili izleyicilerimiz. Ben şöyle biraz elimi de suya tutayım. Öncelikle dediğimiz gibi geniş bir kabımızda hangi kabı kullanacaksak yani dediğimiz gibi büyük veya da küçük de olabilir. Onun için de bir tane yumurtamızı kırıyoruz.
Yumurtamızı kırdıktan sonra yumurtamızı iyice bir karıştırıyoruz. Onu güzelce bir şekilde bir karıştırdıktan sonra çırpıyoruz. Ondan sonra bir tatlı kaşığı kadar tuzumuz, bir tatlı kaşığı kadar toz şekerimiz, bir tatlı kaşığı kadar muhallebi içine ilave ediyoruz. Bir pakete kabartma tozumuzu içine ilave ediyoruz. Hepsini iyice bir karıştırıyoruz. Onları karıştırırken tekrardan içine bir yemek kaşığı kadar sirkemizi boşaltıyoruz. Bir yemek kaşığı kadar sirkeyle beraber karıştırma devam ediyoruz. Sirkeyle beraber iyice bir karıştırdıktan sonra yarım çay bardağı kadar sütümüz, ondan sonra da bir çay bardağı kadar zeytinyağı veya sıvı yağ olabilir. Onu da içine ilave ediyoruz. Onunla beraber karıştırma devam ediyoruz. Onunla beraber aynı şekilde iyice bir karıştırdıktan sonra hemen içine unumuzun yarısını boşaltıyoruz. Çırpma teliyle beraber karıştırıyoruz. Ondan sonra 125 gram kadar katı yağımızı içine ilave ediyoruz. Onunla beraber karıştırma devam ediyoruz. Katı yağla beraber yavaş yavaş karıştırırken geri kalan unumuzu üzerine boşaltıyoruz. Ondan sonra unla beraber iyice bir hamurumuzu hazırlıyoruz. Hamurumuz hazırlandıktan sonra hamurumuzu yarım saat bir dinlendiriyoruz, bekletiyoruz. O kenarda bir dinleniyor. Ondan sonra bir de bu arada susam kullanacaksa susam, çörek otu kullanacaksa çörek otumuzu hazırlıyoruz. Ondan sonra pekmez dediğimiz gibi 3 yemek kaşığı kadar pekmez, 3 yemek kaşığı kadar suyumuzu içine ilave ediyoruz. Onu da güzelce bir şekilde karıştırıyoruz. Hamurumuza şekiller veriyoruz. Önce pekmezin içine, ondan sonra susam veya çörek otunun içine batırıyoruz ve ondan sonra tepsimizi dolduruyoruz. Tepsimizi doldurduktan sonra fırına gönderiyoruz. O fırında iyice bir pişiyor. İyice piştikten sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir simidiniz hazırlamış olacak. Kandil simidiniz. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. O pişmeye devam etsin. Biz de sizlerle beraber diğer aşamaya geçebiliriz. Şöyle bir tavamız hazır. Tavamızı ayarladık. Önce bir altını açalım. Bu kenarda yavaş yavaş bir ısınsın. Şöyle bir altını açtık. Altını açtıktan sonra şuradan biraz tereyağımız var. Bunu bir alalım. Onu da değerlendirelim gitsin. Onun için şöyle bir yağımızı içine ilave ettik. İstersek daha fazla da kullanabilirsiniz. Yağımızı ilave ettikten sonra şurada minik karışık az bir şey dahil ediyorum. Ondan sonra da altını açtık. O kenarda yavaş yavaş ısınıyor. O ısınma devam etsin. Şöyle bir kenardan. Biz de bu arada işlemimize devam edeceğiz. Ben şuradan öncelik bir ayarlamamı yapayım. Ondan sonra devam edeceğim. Hemen soyacağımızı bir alalım. Bir tane havuç dedik ama yani siz de dilerseniz veya da istiyorsanız daha fazla da kullanabilirsiniz. Bir tane havuç bizlere yetiyor ama siz isterseniz daha fazla da kullanabilirsiniz. Duruma göre az veya da fazla da olabilir yani. Bunu öncelikle şöylece bir toparlıyorum. Ondan sonra devam ediyoruz. Şimdi bu yavaş yavaş biraz bir ısınsın. Sizler de yemeklerimizi merak ediyorsanız, tekrardan görmek istiyorsanız, izlemek istiyorsanız, takip etmek istiyorsanız sosyal medya hesaplarımıza bakabilirsiniz. TGRT TV olarak nerelerde varız? Instagram, Facebook, Twitter ve YouTube sayfamızdan bütün videolarımızı bulabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Hem şu anki videolarımız hem de geçmişe dönük bütün videolarımızı bulabilirsiniz. Ondan sonra da sevgili izleyicimiz kısa kısa videolarımızı aynı şekilde orada bulabilirsiniz. Yani yapmış olduğumuz işte kandır simidimizdi, ondan sonra avcı kebabımızdı. Bunları kısaltılmış bir halde 3 dakika veya 5 dakika olacak şekilde arkadaşlar kesiyorlar. YouTube sayfamıza ve sosyal medya hesaplarımıza paylaşıyorlar. Orada da izleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip edip hem bizlere de destek oluyorsunuz hem de orada bütün videolarımızı bulabilirsiniz. Programımızı tekrar gece saat 4.30 hafta sonları saat 10'da programımızın tekrarı var. Kaçırmışsanız izleyebilirsiniz. Ben de takip etmek istiyorsanız Şef Abdullah'sa sayfalarında takip edebilirsiniz. Orada hem bana ulaşabilirsiniz, tarifleriniz varsa gönderebilirsiniz, yemek hakkında bilgi alabilirsiniz. Yeni bir ürün çıkarmışsanız veya albüm çıkarmışsanız onu reklamını tanıtımı yapmak istiyorsanız benim sosyal medya hesaplarımda bana ulaşıp programımıza da konuk olabilirsiniz. Sizlerle beraber hem yemek yapalım hem de aynı şekilde ürününüzü tanıtalım. Bu şekilde düşünceniz varsa Instagram adresim bitişikşefabdullahsa.tgrt veya da Abdullah Hakim YouTube sayfalarından bana ulaşıp programımıza da konuk olabilirsiniz. Sizlerle beraber hem yemek yapalım hem de aynı şekilde ürünüzü tanıtalım. Dediğimiz gibi bizlerle beraber yemek yapıyorsanız onu da resmini çekip sosyal medya hesaplarımda bana gönderebilirsiniz. Instagram adresim bitişikşefabdullahsa.tgrt sayfama gönderebilirsiniz. Sizlerle beraber Ramazan boyunca aynı şekilde sevgili bu lezzetli yemeklerimizi yapmaya devam edeceğiz. Onun için sizler de dediğimiz gibi Ramazan içinde farklı bir yemekleriniz varsa, farklı yemek istekleriniz de varsa sosyal medya hesaplarında bana gönderebilirsiniz. Evet, şimdi yavaş yavaş yağımız erimeye başladı. Şimdi biraz kısalım, çok fazla yanmasın diye. Ondan sonra soğanımız, hemen soğanımız biraz belirgin olsun. Yani içinde görünsün, ona göre ayarlayacağız. Ben çok fazla ufak ufak doğramayacağım sevgili izleyicilerim ama siz isterseniz küçük küçük de doğrayabilirsiniz.
Ben biraz böyle soğanın içinde görünmesini istiyorum. Avcı kebabı böyle bir farklı olsun, güzel olsun, görüntüsü de güzel olsun diye ona göre ayarlayacağım. Siz de istediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. Önce bıçağımızı şöyle hafif biraz fileleyelim ki iyi kessin. Evet, devam ediyoruz. Şu şekilde bir doğrayalım. Doğradık mı? Kenara alıyoruz. Ondan sonra bunu da aynı şekilde. Hop, hazır. Şunları bir dahil edelim. Oh, mis gibi olacak, mis. Çok lezzetli bir avcı kebabımız hazırlanacak diyebilirim. Ondan sonra küçük bir soğanımız. Bunu da alalım. Onu da aynı şekilde yapabiliriz. Hemen şurayı bir alalım. Ondan sonra da kenara doğru alıyoruz. Bunu da aynı şekilde. Güzel oldu. Şimdi onu da dahil edelim. Güzel bir lezzet katsın. Onun için soğanlar öncelik biraz bir toparlansın. Ondan sonra devam edeceğiz diye malzememizi ilave etmeye. Yavaş yavaş soğanı kavurmaya başlıyoruz şimdi. Dedim ki biraz daha içine hem görünsün hem de belli olsun diye bu şekilde doğradım. Ama siz isterseniz farklı bir şekilde soğanınızı hazırlayabilirsiniz. Ayarlayabiliriz dediğimiz gibi sevgili izleyicimiz. Ondan sonra da sarımsağımız. Şunu bir kenara alalım. Bir veya da iki diş sarımsak kullanabiliriz. Şöyle yapalım. Hemen. Bunları yavaş yavaş temizleyelim. Bu arada fırınımızı unutmayacağız. Ara ara bir fırınımıza yine bir göz atacağız sevgili izleyicimiz. Kandil simitlerimiz müthiş oldu. Çok lezzetli oldu. Bunlar pişmeye devam ederken biz de şimdi kebabımızı hazırlamaya başlıyoruz. Devam edelim. Şunu da topladık mı? Tamam güzel kardeşim. Şimdi şunları temizledik. Ondan sonra soğanlarımız yavaş yavaş toparlansın. Vay 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 vay. Çok güzel olmuş. Yavaş yavaş toparlamaya başlamış. İyice bir toparlansın sevgili izleyicimiz. Ondan sonra biraz bir toparlandıktan sonra derecemizi biraz düşürebiliriz. Yani toparlandıktan sonra yani hafif biraz bir piştikten sonra ondan sonra da derecemizi biraz daha ayarlayabiliriz. Evet, soğanımız iyice bir kavrulsun ki lezzetli olsun. Gerçekten yani soğan da çok önemli. Yani çok fazla dediğimiz gibi soğanlar iyi kavrulmadığı zaman da midemizde yanmalar, ekşimeler, bizleri soğanda rahatsız etmeler olacağı için elimizde geldiği kadar soğanımızı iyice bir kavuralım sevgili izleyicimiz. Siz de aynı şekilde ayarlayabilirsiniz, hazırlayabilirsiniz. Bu yavaş yavaş biraz daha toplansın. Evet şimdi ben yavaş yavaş soğanlarım kavrulurken bir veya da iki diş sarımsak dedim ama seviyorsanız daha fazla sarımsak kullanabilirsiniz. Hemen sarımsağı da şöyle yapalım. Çok fazla ufaltmaya gerek yok. Bunları minik minik doğrayalım. Hazır. Bunları ayarladıktan sonra bunu da soğanlarımıza dahil edelim. Biraz bir güzel bir aroma tat katsın diye. Beraber hafif bir soğanla beraber şöyle sarımsaklarımızı da biraz daha pişirdik mi müthiş olacak. Evet bir tane havuç dedik ama siz isterseniz daha fazla da kullanabilirsiniz dedik sevgili izleyicilerimiz. Hemen onu da şöyle uzunlamasına öncelikle bir dilimliyoruz. Bunu da aynı şekilde yapalım. Şunu da aynı şekilde yapalım. Şöyle bir uzunlamasına keselim. Kestik mi? Şunu da hazırladık. Ondan sonra da bunları küçük küçük şöyle bir hazırlıyoruz. Evet. Havuçlar da biraz erken pişsin. Çünkü sonradan içine ilave ettiğimizde biraz içine diri kalabilir. Onun için soğanla beraber hafif bir kavrulursa
Hem lezzetli olacak hem de tamamıyla pişmiş olacak. Onun için biz ne yapıyoruz? Şimdi onlar da yavaş yavaş biraz daha şöyle bir kavrulsun, lezzetli olsun, güzel olsun. Şimdi tavuk kapama ile ilgili sevgilim, daha önceden hazırlanmıştık. Sizin de çok hoşunuza gitti. Son zamanda yine aynı şekilde yoğun bir istek var. İnşallah önümüzdeki günlerde sizler için hazırlayacağız. Tavuk kapama ile ilgili neler yapmıştık? Öncelik pilavımız için sevgilimiz, tenceremizi içine yağımızı boşaldık. Pirinçlerimizi önce de yıkamıştık, hazırlamıştık. Pirincimizi iyice bir kavurduk. Eğer ki siz seviyorsanız iç pilavı da yapabilirsiniz, sade pilav da yapabilirsiniz. Hangisi hoşunuza gidiyorsa onu yapabilirsiniz. Ondan sonra pilavımızı iyice kavurduktan sonra tuzumuzu, şekerimizi ayarlayacağız. Suyumuzu içine ilave edeceğiz. Kapağını kapatacağız. O demlenecek. O demlenirken hafif biraz bir diri bırakacağız. Hafif, çok fazla olmayacak. Hafif biraz bir diri bırakacağız. Yani dediğimiz gibi iç pilavda yaptığımız gibi onu da hafif biraz bir diri bırakabiliriz. Ondan sonra pilavımızı hazırladık. Kenara doğru pilavımızı alıyoruz. Ondan sonra tavuk bagetlerimizi alıyoruz. Güzelce bir yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra tenceremizin içine gönderiyoruz. Suyumuzu üzerine boşaltıyoruz. Orada iyice bir haşlıyoruz. İyice bir haşladıktan sonra yani tamamıyla bir dağılmayacak. Ondan sonra tavuklarımızı güzelce bir şekilde kenara alıyoruz. Ufak bir tavamızın içine hafif bir yağımızı boşaltıyoruz. O biraz daha lezzetli olması için. Hafif yağımızı boşalttıktan sonra tekrardan bagetleri içine ilave ediyoruz. Geniş bir tavamız veya tepsimiz olsun. Ondan sonra hemen güzelce bir şekilde içine biraz kırmızı toz biberimiz, biraz hafif kekik, kimyonumuz, tuzumuzu içine ilave ediyoruz. Ve bagetleri bir iki dakika soteliyoruz. Soteledikten sonra tepsimize pilavımızı güzelce bir şekilde dolduruyoruz. Pilavımızı doldurduktan sonra bagetleri de aynı şekilde üzerine veya da pirzola da olabilir. Üzerine güzelce bir şekilde bir kapatıyoruz. Üzerine kapattıktan sonra o tavuk suyundan bir iki kepçe üzerine döküyoruz. Onu da döktükten sonra tekrardan fırına gönderiyoruz. Ama fırında yüksek bir derece olmasın sevgilim. Çünkü bir dereceyle 150-170 derece aralığında ayarlayabiliriz. Ondan sonra fırında iyice bir toparlanacak ve toparlandıktan sonra harika bir tavuk kapağımız olmuş olacak. Onun için dediğimiz gibi hem lezzetli hem de farklı olacak. Dilerseniz baget kullanabilirsiniz. İsterseniz pirzola da kullanabilirsiniz. İşlemler aynı sevgili izleyicilerimiz. Tavamızdan önce biraz bir soteleyeceğiz ki tavuklarımız biraz lezzetli olsun, güzel olsun. Vay, 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 vay. Müthiş olmuş, müthiş. Ben hemen şöyle biraz dışarı alayım size de görmeniz için. Harika bir kandil simidimiz hazırlanmış. Ben hemen şöyle bir alayım dışarıya. Sizde de görün. Evet. Görüntüsü de çok da güzel oldu. Dediğimiz gibi yani biraz daha dinlenirse daha güzel olacak sevgili izleyicimiz. İşlemimiz daha güzel olacak. Onun için siz biraz elinize geldiği kadar iyice bir dinlendirin. Çok güzel olmuş. Evet. Şimdi tekrardan gönderen fırında yavaş yavaş pişme devam etsin. Ama ben şimdi biraz derecemi düşüreceğim. Ondan sonra o programımız boyunca iyice bir pişsin, toparlansın diye ben hemen şuradan derecemi biraz daha düşürüyorum. Yavaş yavaş artık pişebilir. Acele etmeyeceğiz. Ondan sonra biz de bu ara şunları yavaş yavaş iyice bir kavursun. Şimdi havuçlar biraz içinde diri kalabilir. Sonradan içine ilave ettiğimiz için hafif biraz bir diri kalabilir. Onun için ne yapıyoruz? Havuçları güzelce bir şekilde bir kavuruyoruz. Ondan sonra kavurduktan sonra sırasıyla diğer malzemelerimizi içine dahileceğiz. Şunu şöyle biraz toparlansın. Ondan sonra da bir iki dakika pişirmeye devam edeceğiz. Şunun içine çok az bir karabiberimiz güzel olur. Şöyle lezzetlendirelim değil mi? Çok fazla kullanmıyoruz. Az bir şey. Ona güzel bir lezzet katıyor. Ama çok fazla da kullandığımızda sonra da midemizde yanmalar olacak, ekşimeler olacak. Onun için ne yapıyoruz? Çok aşırı bir şekilde kullanmıyoruz. Şunu da iyice bir toparladık. O yavaş yavaş devam etsin. Şurada biraz bir parça biberimiz kalmış. Onu da ben hemen şöyle bir değerlendirin. Bunlar şöyle güzelce bir sonradan yine biber içine ilave edeceğiz sevgili izleyicimiz. Dediğimiz gibi şu parçalarda önce soğanla beraber kavrulsun. Bunlar güzel bir lezzet katacak. Onun için de hemen şu şekilde ayarlıyorum. Onu da sonra da içi de görünmese de olur. Sadece buradaki amacımız ona güzel bir lezzet katması. Onun için ne yapıyoruz? Şu şekilde ayarlıyoruz. Onu da sonra bunları da şöyle bir ilave ediyoruz. Oh, harika bir aroması var gerçekten. Ona müthiş bir lezzet katıyor. Şimdi tekrardan biraz daha şöyle bir karıştıralım. Bu dediğimiz gibi
Ekstradan bir tat ve lezzet katacak. Hem aynı şekilde soğanlarımız, sevgilimiz, sarımsağımız ve biberlerimiz ona müthiş bir lezzet katacak. Siz de bu şekilde deneyebilirsiniz, yapabilirsiniz. Dediğimiz gibi Ramazan'da da aynı şekilde yapacağımız güzel bir kebabımız olacak ve de misafirleriniz için de hazırlayabilirsiniz. Hem lezzetli hem de çok da farklı olacak. Yavaş yavaş o toparlama devam etsin. Ben biraz şöyle yapayım. Altını kısayım. O kenarda pişmeye devam etsin sevgilimiz. O pişmeye devam ederken ben de şöyle bir tezgahımı toparlayayım, ayarlamamı yapayım. Siz de bu arada kendinize bir çay alın, kısa bir ara gidelim. Kısa bir aradan sonra sizlerle beraber lezzet yolculuğumuza devam edelim. Reklamlar. Evet sevgili izleyenlerimiz, kaldığımız yerde devam edelim. Şimdi şöyle bir pastanın üstüne çok güzel bir kandil simidimiz hazırlandı. Sevgili izleyenlerimiz, o iyice bir pişti. Hemen hemen hazırdı diyebilirim. Ben altını tamamıyla kıstım. Biraz bir toparlanması için o pişmeye devam etsin. Öncelik dediğimiz gibi o yavaş yavaş bir toparlansın. Ondan sonra toparlandıktan sonra onu kenara doğru alabiliriz. Kapatalım fırınımızı. Harika, nar gibi kızardı ve çok da güzel oldu. Ondan sonra bir tane tavamıza biraz yağımızı boşalttık. Soğanımızı iri iri doğradık, ilave ettik. Soğanımızı iyice bir kavurduk. Soğanımızı kavururken tekrardan içine havuçları içine ilave ettik. Kavurmaya devam ettik. Sarımsağımız biraz da güzel bir lezzet katsın diye aynı şekilde biberimizi de ilave ettik. Onlarla beraber iyice bir toparlamaya başladık. Şimdi onlar yavaş yavaş toparlanırken biz de işlemimize kaldığımız yerden devam edebiliriz. Kullanacağımız kadar tavuğumuz dedik. Hemen şunu önce ızgaralık açar gibi açalım. Şunu bir açtık mı? Ondan sonra da şu kalın olan kısmı da tekrardan açıyoruz. Ortadan kesiyoruz. Kestikten sonra hemen şuradan parmak şeklinde biraz içinde görünsün değil mi? Güzel olsun. Onun için şu şekilde bir ayarlayalım. Tavukları doğrarken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Hafif biraz da yağlı olduğu için, kaygan olduğu için elimize kayabilir bıçak. Allah göstermesin elinizi kesebilir. Onun için de tavuğu doğrarken özellikle dikkatli olmanız gerekiyor. Bir de donuk olan etlerde aynı işlemi yapmamız gerekiyor. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Şimdi bunu da dahil ettik. Devam edelim. Şu kalan parçayı da toparladık mı? Hazır. Tavuğumuzu içine ilave ettik. Şimdi yavaş yavaş bunları güzelce bir şöyle bir karıştıralım. Müthiş olacak, müthiş. Evet, bunları biraz daha böyle bir kenardan da karıştıralım. O kenarda yavaş yavaş pişmeye devam etsin. Şimdi o pişerken biz de kullanacağımız kadar patatesimiz bir veya da iki tane. Ama küçük olduğu için iki tane benim işimi görüyor. Onun için siz isterseniz daha fazla da kullanabilirsiniz. Şöyle patatesimizi alıyoruz. Önce şöyle bir altından minik bir parça kesiyoruz. Ondan sonra kestikten sonra da şunları yavaş yavaş parmak şeklinde keseceğiz ve çok da fazla kalın olmasın. Onun için şimdi yavaş yavaş pişecekleri için hafif biraz içindeki sebzemiz diri de kalabilir sevgili izleyicimiz. Yani çam bir dağılmasın, parçalanmasın diye. Şunu da aynı şekilde yapıyoruz. Ondan sonra da güzelce bir doğradı, kenaradı. Şimdi hemen şunu da ufaktan şu şekilde doğrayalım. Hazır. Bunları ayarladıktan sonra şimdilik şu tabağımıza aktaralım. Vay 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 vay. Yavaş yavaş hafif bir sotelensin ki lezzetli olsun. Onun için ne yapıyoruz? Bunları iyice bir soteliyoruz. Hem sebzemiz de dediğimiz gibi o suyla beraber güzelce bir şekilde bir özleşecek. Vay 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 vay. Şimdi bir iki daha soteleyelim. Ondan sonra patatesimizi dahil edebiliriz. Mis mis. Evet şimdi tekrardan şunları dahil edelim. Küçüklerinden iki tane ama dediğimiz gibi
Siz isterseniz daha fazla da kullanabilirsiniz. Çok fazla büyükse bir tane yetiyor bizlere. Hemen. Şunları güzelce bir karıştıralım. Avcı kebabımız için. Yavaş yavaş. Böyle hafif bir kavuracağım. Lezzetli olsun diye sevgiliniz. Şimdi kavururken şuna az daha karabiber dahil edeceğiz. Böyle sebzemize güzel bir lezzet katsın. Ondan sonra da şuradan biraz tuzumuz. Keki en son içine ilave edeceğim. Keki en sona bırakıyorum. Oh, mis mis. Çok güzel oldu. Vay 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 vay. Yavaş yavaş toparlanıyor. Şunları biraz daha şöyle bir kenardan da toparladık. Evet. İyi bir kavrulsun ki lezzetli olsun. Ondan sonra da suyu az olacak. Yani yarım su bardağı veya bir su bardağı kadar kullanılabilir. Evet. Devam ediyoruz. Yavaş yavaş toparlansın. Mis gibi mis. Vay 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 vay. Şöyle hafif biraz daha toparlayalım. O kendi suyuyla beraber iyice bir kavrulacak ve daha lezzetli olacak. Önce soğanımız, ben biraz iri iri doğradım ki içinde belirgin olsun, güzel olsun diye. Ondan sonra sarımsağımı ilave ettim. Sarımsakla beraber kavurmaya devam ettim. Lezzetli olsun diye biberimizi içine ilave ettik. Ondan sonra bir tane havucu aynı şekilde içine ilave etmiştik, kavurmuştuk. Ondan sonra tavuk ve patatesimizi ilave ettik. Şimdi onları da biraz kavuruyoruz. Karabiberi unutmuyoruz. Karabiber ona güzel bir lezzet, aroma katıyor. Onun için siz de evet, karabiberinizi dahil edebilirsiniz. Şuradan bir çay bardağı kadar bezelyemiz. Hemen şunu da şöylece bir üzerine dahil ettik mi? Müthiş bir avcı kebabımız hazırlanıyor. Evet. Yavaş yavaş. Bunları güzelce bir. Soteledik. Harika oluyor, harika. Biraz daha bir toparlansın. Dediğimiz gibi ne kadar iyi kavrulursa hem lezzetli hem de çok da güzel olacak. Onun için elimize geldiği kadar onu iyi kavuruyoruz sevgiliniz. Şimdi yavaş yavaş toparlamaya devam ediyoruz. Bir iki kavuralım, ondan sonra suyumuzu. Az bir şey, çok fazla kullanmayacağız. Suyumuzu ilave edeceğiz ve suyla beraber pişirmeye devam edeceğiz. Müthiş olmuş. Çok güzel bir şekilde pişmiş. Bu da hazır. Yavaş yavaş. Şunları biraz daha toparladık. Şimdi bu şekilde kavrulduğu için çok lezzetli ve çok da güzel olacak. Yavaş yavaş artık suyumuzu verebiliriz. Şuradan biraz suyumuz, kaynar suyumuz hemen şöyle bir ayarlayalım. Bir iki daha toparlayacağız. Soğanımızı, sarımsağımızı ilave ettik. Onları iyice bir kavurduk. Ondan sonra bir tane havucu içine ilave ettik. Havucu da iyice bir kavuruyoruz. Kavurduktan sonra biberimizi ilave ettik. O da ona ekstradan bir lezzet katacak. Biberle beraber tekrardan kavuruyoruz. Ondan sonra biberle beraber kavurduktan sonra tavuğumuzu içine ilave ediyoruz. Ve tavuğumuzu ilave ettikten sonra şimdi az bir suyumuz. Çok fazla kullanmayacağız. Bakayım duruma. Sanki yeterli gibi duruyor. Tabi bu piştikçe de yine suyunu çekecek sevgilimiz. Onun için piştikçe tekrardan o suyunu çekecek. Ara ara yine aynı şekilde karıştıralım. Evet, çok fazla üstünü geçmesin. Yeterli diyebiliriz. Bir su bardağı olursa yeterli olacak bizler için. Hemen şurayı ayarladık. Şimdi o yavaş yavaş kaynamaya devam etsin. Güzelce bir pişmeye devam etsin. Biz de bu arada işlerimize kaldığımız yerde devam ediyoruz. Şuradan dolmalık biberimiz. Evet. Böyle dolmalık biber ekstradan bir lezzet katacak.
Evet, şöyle bir de tırnak olsaydı çok da güzel olurdu. Dolmalı biberimizi ben hemen şöyle yapıyorum. Biraz dolmalı biberlerimin de içinde görünmesini istiyorum. Onun için de ne yapıyorum? Onları da şu şekilde doğruyoruz. Şunu da keselim. Ayva dilimi şeklinde keselim. Ondan sonra da içine dahil edelim. Oh! Mis mis. Şimdi onunla beraber pişirmeye devam edeceğiz sevgili izleyenlerimiz. Ondan sonra domatesimiz. Hemen domatesimizi şu şekilde ayarlıyoruz. Kenara çektik. Hazır. Şunu da toparladık mı? O da hazır. Ayarlamış olduğum domatesimi de aktarıyorum. Ondan sonra da şöyle biraz karıştıralım. Harika oldu, harika. Hem biraz da içindeki sebzem, bugün dedim ki biraz görünsün, güzel olsun diye sevgili izleyicimiz, parmak şeklinde sebzelerimizi de hazırladık. İsterseniz böyle kapağını kapatabilirsiniz. O şekilde de pişirebilirsiniz. Dilerseniz belli bir aşamadan sonra, toplandıktan sonra herhangi bir tepsinin içine boşaltıp fırına da gönderebilirsiniz. Yani isterseniz o şekilde de ayarlayabilirsiniz. Şunu bir kaldıralım. Onunla şu anda artık bir işimiz kalmadığı için bunu bir kenara doğru alalım. Onu ayarladıktan sonra şöyle bir suya tutalım. Temizleyelim. Hemen tahtamızı şöyle güzelce bir temizliyoruz. Şunları biraz kenara doğru alalım. Yemeğimiz yavaş yavaş pişmeye devam etsin. Dediğimiz gibi bu şekilde ayarladığımızda daha lezzetli ve daha güzel bir avcı kebabımız hazırlanmış olacak inşallah. Onun için siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Şurayı bir temizleyelim. Ondan sonra devam edelim. Evet, ayarlamamızı yaptık. Şunları bir yanımıza alalım. Şöyle bir ayarlamamızı yaptıktan sonra öncelik sunum yapacağımız kabımız, tabağımız hangisi ise onları alalım. Patatese bir göz atalım. Patateslerimiz ne durumda sevgili izleyicimiz? Şimdi burada sadece şu anda önemli olan tek bir şey var. O da artık patatesimizin pişmesi. Diğerleri hepsi piştiği için. Şuradan bir tanesine bakalım. Tırnak olsaydık çok güzel. Evet. Yavaş yavaş pişmeye başlamış gördüğünüz gibi. Hafif biraz daha bir dirilik var. Çok az bir şey yani. Pişmeye de başlamış. Birkaç dakika daha toparlandı mı avcı kebabım tamamıyla hazırlanmış ve pişmiş olacak. Artık en sona ne kalıyor? Sadece kekiğimiz kalıyor sevgili izleyicimiz. Sadece kekik kullanılacak. Bunu aynısını kırmızı etle de yapabilirsiniz sevgili izleyicim. Ama kırmızı etle yaptığımız zaman ilk önce kırmızı etimizi kavurmamız ve pişirmemiz gerekiyor. O çünkü çok önemli. İlk önce kırmızı etimizi göndereceğiz. Kırmızı etimiz biraz bir kavrulacak. Ondan sonra soğan, sarımsak, havuçla devam edeceğiz. Aşamamız o şekilde olacak. Evet, şimdi bir fırınımıza gidelim. Şunları bir alalım. Bismillah dedik. Vay, 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 vay. Müthiş olmuş, müthiş. Şunu bir alalım. Elimizin altı da hem açılmış olsun. Ondan sonra da artık yavaş yavaş kandil simitlerimiz de çok güzel. Değil mi? Cansın sen. Şunları bir alalım. Şöyle bir elimizi yakmadan bismillah diyoruz. Şunu bir yanımıza doğru alalım. Bunu şuraya aldık. Şunu da şöyle yapalım. Yine aynı aşamada devam edebiliriz. Sıcak olduğu için elimizi şöyle bir güzelce bir şekilde pişmiş. Elimizi yakmayalım. Onun için de yavaş yavaş şöyle bir alıyoruz. Devam ediyoruz. Şunu da ben şöyle bir çevireyim. Vay 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 vay. Çok güzel bir şekilde hazır. Şunu da şuraya bir alalım. Şunu da şuraya ayarladık mı? Ondan sonra şunlara geçiyoruz. Şöyle bir ayarladık. Evet. Harika bir kandil simidimiz hazırlandı sevgili izleyicimiz diyebilirim. Bunu da şuraya bir aldık mı? Ondan sonra da şunu şuraya doğru bir alalım. Müthiş oldu, müthiş. Şunu şöyle bir çevirelim ki biraz da şu bir dursun diye. Ondan sonra şunları da şu kenara doğru aldık.
şimdiden sizlere afiyet bal şeker olsun diyorum sevgili izleyicimiz. Ondan sonra da onu da ayarladıktan sonra şunu ben şuraya bir alayım. Evet, müthiş oldu, müthiş. Harika bir sunumumuz hazırlandı. Ondan sonra onu ayarladıktan sonra şöyle bir kandil simitlerimi ben sizin de görmeniz için şöyle bir çeviriyorum. O hazır. Şunu biraz yanıma doğru çekeceğim. Birazdan devam edeceğiz. Siz de sevgili izleyicilerimiz, yemeklerimizi merak ediyorsanız, tekrardan görmek ve de izlemek istiyorsanız sosyal medya hesaplarımızdan yemeklerimize bakabilirsiniz. Oradan da izleyebilirsiniz. Bütün yemeklerimizi bulabilirsiniz. TGRT EU TV olarak nerelerde varız? TGRT EU TV olarak Instagram, Facebook, Twitter ve YouTube sayfamızdan bütün videolarımızı bulabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Hem şu anki videolarımız hem de geçmişe dönük videolarımızı bulabilirsiniz. Kısa kısa videolarımız aynı şekilde sevgili izleyicilerimiz orada bulabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Ondan sonra da evet patateslerimiz de yavaş yavaş pişmeye de başlamış. Biraz daha bir toparlansın. Şu anda acelemiz yok. Bir iki dakika daha toparlandım. Ondan sonra da sunumuzu yapabilirim. Ondan sonra kısa kısa videolarımıza bakabilirsiniz. Ondan sonra programımızı tekrar gece saat 4.30 hafta sonuna saat 10'da programımızı tekrar var. Kaçırmışsanız izleyebilirsiniz. Ben de takip etmek istiyorsanız Şef Abdullah Usta veya da Abdullah Hakim YouTube sayfalarından takip edebilirsiniz. Instagram adresim bitişikşefabdullahusta.tgrt sayfamdır. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Farklı tarifleriniz varsa gönderebilirsiniz. Yemek hakkında bilgi alabilirsiniz. Programımıza gelmek istiyorsanız oradan bana ulaşabilirsiniz. Yeni bir ürün çıkarmışsanız veya da albüm çıkarmışsanız onun reklamını tanıtımı yapmak istiyorsanız aynı şekilde benim sosyal medya hesaplarımda bana ulaşıp programımıza gelebilirsiniz. Sizlerle beraber hem yemek yapalım hem de aynı şekilde ürünüzü tanıtalım. Bu şekilde düşünceniz varsa Instagram adresimde bitişikşefabdullahusta.tgrt veya da Abdullah Hakim YouTube sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Ondan sonra da sevgili izleyicimiz dediğimiz gibi farklı tarifleriniz veya da yemekleri bizlerle beraber hazırlıyorsanız sosyal medya hesaplarında istediğiniz anda bana gönderebilirsiniz. Yemek istekleriniz de varsa oradan yazabilirsiniz. Şimdi kandil simidimiz için neler yapmıştık? Biraz da bunlar bir toparlansın. Gördüğünüz gibi suyunu da çekmeye de başladı. Kandil simidimiz için sevgili izleyicimiz ben ekstradan su kullanmayacağım. Ama siz isterseniz biraz daha sulu olmasını istiyorsanız dilerseniz kullanabilirsiniz. Kandil simidimiz için öncelikle geniş bir kabımızın içine bir tane yumurtamızı kırdık. Bir tane yumurtamızı kırdıktan sonra tekrardan onu güzelce bir karıştıralım. Onu iyice bir karıştırdıktan sonra tekrardan onun üstüne güzelce bir şekilde onu karıştırdıktan sonra bir tatlı kaşığı kadar tuzumuz, bir tatlı kaşığı kadar toz şekerimiz, bir tatlı kaşığı kadar mahlep, bir paket hemen kabartma tozumuz olacak. Bir tatlı kaşığı kadar tuz, bir tatlı kaşığı kadar toz şekerimiz, bir tatlı kaşığı kadar mahlep ve bir pakette kabartma tozumuz olacak. Onları da boşaltıyoruz. Onunla beraber iyice bir karıştırıyoruz. Onunla beraber karıştıktan sonra bir yemek kaşığı kadar sirkemizi içine boşaltıyoruz. Sirkeyle beraber iyice bir karıştırıyoruz. Sirkeyle beraber iyice bir karıştırdıktan sonra yarım çay bardağı kadar sütümüzü boşaltıyoruz. Bir çay bardağı kadar sıvı yağ veya zeytinyağımızı içine boşaltıyoruz. Onunla beraber karıştırma devam ediyoruz. Onunla beraber iyice bir karıştırdıktan sonra tekrardan hem o güzelce bir şey gibi karışacak. Ondan sonra unumuzun yarısını içine ilave ettik. Çırpma teliyle beraber karıştık. Ondan sonra çırpma telimizi kenara doğru aldık. Onu aldıktan sonra 125 gram kadar katı yağımız. Margarin veya da tereyağı. Margarin çok fazla önerimiz ama isterseniz kullanabilirsiniz. Yağımızı boşaltıyoruz. Yağımızla beraber karıştırmaya devam ediyoruz. Alabildiği kadar yani 3 su bardağı kadar unumuzu boşalttık. Hamurumuzu hazırladık. Ondan sonra hamurumuz hazırlandıktan sonra 40 dakika boyunca bir dinlenecek. Hamurumuz 40 dakika boyunca bir dinlendikten sonra tekrardan hemen hamurumuzu bezelere bölüyoruz. Ondan sonra bezelere böldükten sonra da yavaş yavaş bir tane kabımızın içine susam, çörek otumuzu boşalttık. Pekmezimizi boşalttık. Hemen onlara şekil veriyoruz. Şekiller verdikten sonra evet yavaş yavaş pişmeye de başlamış sevgili izleyicimiz gördüğünüz gibi. Patatesimiz evet şöyle yavaş yavaş biraz daha toparlansın. Ondan sonra şekiller de verdikten sonra da tekrardan hemen pekmezin içine, ondan sonra susam veya da çörek otumuzun içine batırıyoruz. Ondan sonra tepsimizi dolduruyoruz. Tepsimizi doldurduktan sonra tekrardan fırına gönderiyoruz. Fırında düşük bir dereceyle 170-180 dereceyle 1 saat hatta 1 saat 10 dakika veya 15 dakika pişirebiliriz. Ondan sonra piştikten sonra da sunum yapacağımız kabımıza, tabağımıza koyacağız. Kenarını da süsleyeceğiz ve süsledikten sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir sunum olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Ondan sonra avcı kebabımız için de sevgili izleyicilerimiz neler yaptık? Avcı kebabımız için de öncelik şöyle bir tavamızın içine yani şunu az bir şey şöyle suyunu çektiği için minik bir dokunuş yapacağım. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar yeterli olacak benim için. Soğanımı iri iri doğradım, ilave ettim. Soğanımı iyice bir kavurdum. Soğanımı iyice bir kavurduktan sonra şöyle çok az, yeterli bu kadar. Ondan sonra sarımsağımızı doğradık, ilave ettik.
Sarımsağı da iyice bir kavurduk. Ondan sonra bir tane havuç, isterseniz daha fazla da kullanabilirsin. Aynı şekilde havucu da güzelce bir şekilde kabuğunu soyuyoruz. Onu da uzunlamasını kesiyoruz, içine ilave ediyoruz. Onu da iyice bir kavuruyoruz. Onu da iyice bir kavurduktan sonra tekrardan üzerine tavuklarımızı, ben bir iki tane de biber üzerine ilave edeyim ki ekstradan bir lezzet ve tat katsın. Ondan sonra da tavuklarımızı uzunlanmasına parmak şeklinde doğradık, üzerine ilave ettik. Onu da iyice bir kavurduk. Onu kavurduktan sonra patatesimizi doğradık, üzerine ilave ettik. Hafif biraz karabiberimizi serpiştiriyoruz ki o da ona ekstradan bir tat ve lezzet katması için. Ondan sonra patatesle beraber biraz bir kavuruyoruz. Kavurduktan sonra bir çay bardağı kadar bezelyemizi ilave ettik. Onunla beraber tekrardan pişirmeye devam ettik. Ondan sonra da tekrardan bir su bardağı kadar suyumuzu boşalttık, tuzumuzu ayarladık. Ondan sonra biberimiz, dolmalık biberlerimiz vardı, doğradık, üzerine ilave ettik. Domatesimizi ilave ediyorsa onunla beraber iyice bir pişiyor. Piştikten sonra artık en son kekiğimiz kaldı. Kekiğimize dökeceğiz, ondan sonra sunumuzu yapabiliriz. Kekiğimize içine ilave edeceğiz ama ben şöyle bir iki dakika bir toparlansın. Ondan sonra da artık yavaş yavaş sunumu yapacağım sevgili izleyenimiz. Onun için bir iki dakika daha toparlansın. Yavaş yavaş sunumumuzu yapacağız. Bu arada ne kadar süremiz kaldı arkadaşlar? 15 dakika mı? Tamam, hazırız. Şimdi birkaç dakika bir toplansın, ondan sonra hemen neler yaptık, neler hazırladık sizlerle beraber bir göz atacağız. Şimdi bu bir iki dakika içinde toplanacak. O toplanırken ben şimdi yavaş yavaş şuradan bir ayılamamı yapayım, ondan sonra devam edelim. Ufak bir sunumluk ayran da yapalım yanında, değil mi? Bugün kandil dediğimiz gibi tekrardan kandilinizi en içten dileklerimle kutluyorum Cenab-ı Mevlam. Sizleri inşallah nice nice güzel kandillere kavuştursun. Sağ salim bir şekilde dediğimiz gibi sevgili izleyenimiz nice nice güzel kandillere kavuştursun. Cenab-ı Mevlam bütün ibadetlerinizi kabul etsin. Yavaş yavaş dediğimiz gibi artık Ramazan'a da az kaldı. İnşallah Cenab-ı Mevlam bütün ibadetlerinizi kabul etsin diyelim. Evet, şimdi şunu biraz tuzumuzu az bir şey ilave edeyim. Yeterli bu kadar. Suyumuzu şuradan alalım. Bu bir iki dakika hazır olacak zaten. Şunu bir karıştıralım. Ondan sonra da ayranımızı sunumu yapalım. Ondan sonra devam edeceğiz. Şuradan çırpma telimiz gelsin. Şöyle yanında da ayran güzel oldu değil mi? Hemen hızlı bir şekilde. Bunun için de istersen biraz soda da ilave edebilirsiniz. Sade soda da müthiş bir lezzet katıyor. Hop. Güzel oldu. Şunları biraz kaldıralım. Evet, ayranımız da hazır. Onu da şöyle güzel bir bardakla yanına koyduk mu? Ondan sonra kebabımız da hazır. Ve sizlerle beraber neler yaptık, neler hazırladık? Hemen hızlı bir şekilde geçebiliriz. Evet, şunu alıyoruz. Bismillah dedik. Ve şöyle bardağımıza dolduralım. Vay, 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 vay. Müthiş oldu. Hem kandil simitlerimiz, hem güzel ayranımız, hem de avcı kebabımız. Efsane oldu, efsane. Evet, hazır. Bunu da şuraya doğru bir alalım. Hatta şurada da kalabilir. Kebabımız hazır. Kapatalım şurayı. Şunları bir kaldıralım. Onlarla artık bir işimiz kalmadığı için sadece şuradan biraz ne yapıyoruz? Kekiğimiz şöyle hafif bir kekik. Müthiş olacak, müthiş. Buram buram kokmasını sağlayacak. Oha! Avcı kebabımız efsane oldu, efsane. İsterseniz maydanoz ilave edebilirsiniz ama ben ekstradan bunda çok fazla maydanoz istemediğim için kullanmadım ama siz isterseniz maydanoz da tercih edebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Evet, şimdi geliyoruz artık yavaş yavaş sunumuza. Hemen vay, 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 vay. Müthiş oldu, müthiş. Şöyle bir alıyoruz. Devam ediyoruz. Of, 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 of. Müthiş oldu, müthiş. Harika bir sunumuz hazır. Şunlardan şuraya doğru alıyoruz. Evet, şunları ayarladıktan sonra üstüne devam ediyoruz. Şu üstüne tavuklarımızı da biraz daha toparladık mı? Hazır. Şimdi o da hazır sevgili izleyiniz. Ben şöyle bir toparlıyorum. Ondan sonra neler yaptık, neler hazırladık? Hemen sizlerle beraber bir göz atalım. Hemen tezgahımızda çok fazla dağınık olmasın. Şunu da kenara alıyoruz. Harika oldu. Avcı kebabımız hazır. Kandil simidimiz hazır. Şimdiden sizlere afiyet bal şeker olsun diyorum. Ben de hemen şöyle bir toparlanıyorum. Ondan sonra neler yaptık? Sizlerle beraber bir göz atalım. Şurada biraz elimi kurulayım. Ondan sonra devam edelim. Evet. Yemeklerimiz hazır. Size de evlerinizde yapacağınız harika iki tane sunumuzu hazırladık, ayarladık. Afiyet bal şeker olsun. Listemiz hazırsa alabiliriz arkadaşlar. Evet,
Tavuklu bahçıvan kebabımız için neler kullandık sevgili izleyicimiz? 300 gram kadar tavuk göğsümüz, 2 adet patates, 1 adet kuru soğanımız, 3 diş sarımsağımız, 1 çay bardağı kadar bezelyemiz, 1 adet havuç, 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, 3 adet biberimiz, 2 adet domatesimiz, yeteri kadar tuz, karabiberimiz ve kekiğimiz. 300 gram kadar tavuk göğsümüz, 2 adet patatesimiz, 1 adet kuru soğanımız, 3 diş sarımsağımız, 1 çay bardağı kadar bezelyemiz, 1 adet havuç, 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız. Ondan sonra 3 adet biber karışık. Biber de kullanılabilir. 2 adet domatesimiz, yeteri kadar tuz, karabiber ve keki kullandık. Tavamızda biraz yağımızı boşalttık. Soğanımızı iri iri doğradık, ilave ettik. Onu iyice bir kavurduk. Sarımsağımızı doğradık, ilave ettik. Kavurmaya devam ettik. Bir tane havucu kabuğunu soyduk, onu da doğradık, üzerine ilave ettik. Tekrardan kavurmaya devam ettik. Biraz daha lezzetli olması için biberimizi doğradık, ilave ettik. İyice bir kavurduk. Tavuklarımızı parmak şeklinde doğradık, içine ilave ettik. Kavurmaya devam ettik. Onları iyice bir kavurduktan sonra bezelyemizi ilave ediyoruz. Pişirmeye devam ediyoruz. Biraz karabiberimizi ilave ettik. Bir su bardağı kadar suyumuzu ilave ettik. Ondan sonra patateslerimizi parmak şeklinde doğradık, içine ilave ettik. Onları da iyice bir kavurduk. Kavurduktan sonra içine biberimizi, domatesimizi ilave ediyoruz. Tuzumuzu ayarlıyoruz. O kenarda yavaş yavaş pişmeye devam ediyor. İyice bir piştikten sonra kekiğimizi de üzerine döküyoruz. Kekikle beraber karıştırıyoruz. Ondan sonra sunumu yapacağım tabağımıza koyuyoruz. Seviyorsak üstünü maydanozla beraber de süsleyebiliriz. Şimdi de sizlere afiyet olsun diyelim. Gelsin diğer listemiz. Evet. Pastane usulü kandil simidimiz için neler yaptık sevgili izleyicimiz? 125 gram kadar tereyağımız, ondan sonra 1 çay bardağı kadar sıvı yağımız, yarım çay bardağı kadar sütümüz, 1 yemek kaşığı kadar sirkemiz, 1 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı kadar toz şekerimiz, tuzumuz, mahlep, 1 paket kabartma tozumuz, 3 su bardağı kadar unumuz. Bulamak içinse 3 yemek kaşığı kadar pekmez, 3 yemek kaşığı kadar suyumuz, 3 yemek kaşığı kadar susam kullanıldı. 125 gram kadar tereyağı veya istersen margarin hangisi varsa kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı kadar sıvı yağımız, yarım çay bardağı kadar sütümüz, 1 yemek kaşığı kadar sirkemiz, 1 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı kadar toz şekerimiz, 1 tatlı kaşığı kadar tuz, mahlep, 1 paket kabartma tozumuz. Ondan sonra da 3 su bardağı kadar unumuz. Bulamak için de 3 yemek kaşığı kadar pekmez, 3 yemek kaşığı kadar suyumuz, 3 yemek kaşığı kadar susam kullandık. Geniş bir kabımızı içine unumuzu önce yumurtamızı kırdık. Onu güzelce bir şekilde bir karıştırdık. Karıştıktan sonra tuz, mahlep, toz şekerimiz, kabartma tozumuzu ilave ettik. İyice bir karıştırdık. Ondan sonra tekrar sirkemizi ilave ettik. Karıştırmaya devam ettik. Sirkeyle beraber iyice bir karıştıktan sonra yağımızı, sütümüzü ilave ettik. Onunla beraber iyice bir karıştırdık. Onunla beraber iyice bir karıştırdıktan sonra tekrar da unumuzu ilave ettik. Unla beraber iyice bir karıştırdık. Unla beraber karıştıktan sonra 125 gram kadar katı yağımızı, margarin veya da tereyağımızı ilave ediyoruz. Onunla beraber iyice bir karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra şekiller veriyoruz. Ondan sonra önce pekmezin içine, ondan sonra susam veya da çörek odun içine batırıyoruz. Ondan sonra tepsimizi dolduruyoruz. Doldurduktan sonra fırına gönderiyoruz. O fırında iyice bir pişiyor ve piştikten sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir sunum oluyor. Şimdiden kandilinizi en içten dileklerimle tekrardan kutluyorum sevgili izleyicimiz. Ondan sonra bizleri izleyen herkes hem Türkiye'de hem de Avrupa'daki bütün izleyicilerimize kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle hepinize hayırlı günler diliyoruz. Kalın sağlıcakla. Sizleri çok seviyorum.